Ben de Rachel Mox alabilirim. Smolty izledin mi videoyu? Çok kötü değil mi? Çok kötü, çok kötü. Ya özlemişim sizleri arkadaşlar. Pastel gelir birazdan büyük ihtimalle. Tost lütfen cevap ver, tost lütfen. Tamam, arkadaşlar ben bir sunucu açtım. Ha, dur ispit mesaj yapmış. Arkadaşlar, ne yapabiliriz bunu? Dur, ekranı nasıl değiştireyim? Şeydeyiz. Bir Discord sunucusu açtım. Toast sistem Priv diye adını değiştirebilirim. Üye özel sunucu, komünite sunucusu olduğu için yapamayacağımız bir iki bir şey vardı. Anı Toast. Burası aşırı küçük, aşırı chill bir şey olacak. YouTube üyesiyseniz gelebilirsiniz buraya arkadaşlar. Üye değilseniz de girebiliyorsunuz. Sadece hiçbir kanalı göremiyorsunuz. Sadece şu merhaba kanalını görebiliyorsunuz. O şekilde, tamam. Üye özel server'ın linkini hemen bir atayım. Hatta chat'e. Basın girin abi. Basın girin. YouTube'dan üyeyseniz şey yaparsınız. Görürsünüz. Tost Kürt olduğuna dair bir bilgi geldi. O ODX hani sen Kürt kelimesini hakaret olarak kullanan mağara adamlarındaysan lütfen defol git. Hani uzak dur benden. Teşekkür ederim. Tamam. Şimdi üye özel Discord'daki sesliyim. İsterseniz girebilirsiniz. Arkadaşlar, millet doluyor ses diye. Eğer bir Discord üyesiyseniz, bak millet geliyor. Ben YouTube üyesiyseniz kanalları görebiliyorsunuz. Tamam mı arkadaşlar? Bu kadar basit. YouTube kanalından üyeyseniz. Şimdi ispik şey diyor. İspik bensiz yayın yapma dediği için bir ispiği arayacağım. Hemen. İsmi bekliyorum. Ha, çalıyor. Alo. Yayını açtım. Daha yeni açtım. Ben sizi başlama dediğin için seni bekliyorum. Gelecek misin? Kapattı. Evet. Arkadaşlar bu arada benim adım diye Dafrina diye yazılıyor ama Rina diye okunuyor, haberiniz olsun. Evet. Bu adamı homofobik olanı savunmuştun. Abi ben de çocuğu birkaç hani çok küçük çocuk çok belli birkaç yanlış fikri vardı. Ondan dolayı hani doğru yola iteleme babında birkaç şey söyledim ve saldım çocuğu. Çocuk beni taciz etmeye başladı. Abi, abi banlamayacaksın değil mi? Abi banlamayacaksın değil mi? Abi ne olur banlama. Sonra reklam yaptı birden. Yapıştırdı linki bana. O yüzden ben de banladım. Banlamak için bahane oldu. Velet de çünkü yani. Tostabilir ekstra.
Bu videolara bakmalıysanız bakabilirsiniz yayına geliyorsanız. Telefon sapım var 1 ve 2. Muazzam videolar. Yorumlara bakalım. Update. Abi no way. Abi çocuk otistik. Yeter amına koyayım. Agam geçmiş olsun. Hemen şey yapmış, tamam. Abi karakteri nasıl yaptın? Karakteri arkadaşlar dizaynladı benim için. Benim şeyimle. Tavsiyelerimle. Öyle. Ha arkadaşlar bu arada Bino Game şey yapıyor. Dur Bino Game'in şeyini yanlış yere koymuşum. Evet. Abi şöyle bir şey var. Bino Game dedi ki logomuzu kullanmaya devam ettiğin sürece şey yapacaksın. Artık tam destek bana para attıkları zaman şey olmuyor. Yani bana para attıkları zaman %5 kesmiyorlar ama logomuzu kullanmaya devam ettiğiniz sürece dediler. Yani ben ana kanalımda yaptığım bazı yayınları gizliden çıkardım onlara göstermek için. Sonra tekrar gizli yaptım şeyden dolayı. Hani sonra tekrar gizli, sildim direkt kanaldan çünkü tekrarların hepsi yayın kanalında var zaten. Şimdi bakıp lan bu çocuk yayın yapmıyor deyip benim o %5 şeyini almazlar diye umuyorum. Çünkü ben yayınları ana kanalda yapmayacağım artık. Ya da yani yapacağım da çok nadiren yaparım. 15 yaşındaki telefon sapının gerçek hikayesi. Abi kanallar gözükmüyor. Üye olun lan kanala o zaman. Ve üye olduğunuz an arkadaşlar azıcık beynimizi kullanalım lütfen. Üye olduğunuz anda sihirli bir şekilde Discord'un YouTube'dan bana üye olduğunuzu anlaması mümkün değil, değil mi? Üye olduğunuz YouTube hesabıyla Discord'a giriş yapmanız gerekiyor. Tamam mı arkadaşlar? Neyse işte Bino Game umarım şey yapmaz. %5 kesme şeyini kaldırdım. Geri almaz umarım. Çünkü salakça olur. Yani yayın yapıyorum ve logolarını kullanıyorum sadece. Bunu görmeleri bir tık zor. Ve ben hani özel bir bildiri geçebilir miyim bilmiyorum. Sanırım desteğe falan yazabilirim öyle bir şey olursa. Ama yapıyorum yayınları işte. Neyse bir sıkıntı çıkarsa %5 şeyimi geri alırlarsa. Hala %5 komisyon şeyini. Yani kısacası bana 1 lira atarsanız artık 1 liranın tamamı bana geliyor. Okey Discord'a dönelim. Alo YouTube üyeleri. Alo. Post olabilir. Alo. Hey. Ya of ya Menemen senin sesin çok ince yalnız. YouTube şimdi bu videoda çocuk var deyip kapatacak yorumları. Şey yapma. Bence bir konuşma. Menemen konuşmasın. Yok. Bence de konuşmasın. Şey yapalım. Elemeo. Ameliyatla sesini aldır abi. Oo çok mantıklı. Tamam tamam. Zekice. Tamam arkadaşlar bu sesildeki arkadaşlarla işte Menemen Deniz falan baktık biz. Bu iki videoya yani bu videoları izlemedik de. Yani bir şeyi tostlayabilir ve tostistan. Bak O'yu küçük yazmıştır size ekran vereyim. Hayır bak hakaret etmiyoruz çocuğa. Tamam mı? Sessizlikle öldürürüm sizi. Hakaret yaz. Hello. Small tish. Lütfen dikkatle konuşalım. Söyleyeceğimiz şeylere falan dikkat edelim. Bir de yankı yapıyor. Tost şey yapabilirsem 2 TL bağış atacağım. Dur. Abo bağış geliyor. Yolla. Tamam videoya like atıp atmayacağımız belirlenecek tamam mı? İzliyoruz. Tamam hadi. Arkadaşlar kulaklık takmıyorsanız takın sessizlikleri söylüyorum. Teşekkürler. Evet. Bitti 2 dakikada bunun için kulaklık aldım. Herkes bir ses olsun lütfen. Abi sus. Bebe dur. Şeyin sesini. Abo çok az bunun sesi. Dur ben bir volume master kurmam lazım. Çok az videonun sesi. Nereden şey gizliyordum dur full kamera yapın ben. Okay Chrome extensions Chrome web store volume
Master mıydı? Şey, Java kullanıyordu. Hangisiydi? Aa, ne, işte. Hattı Chrome. Tamam. Güvenilmeyen bir uzantıdır. Ama 40 bin kişi kullanıyor, ne olacak? 40 bin değil, 44 milyon pardon. 44 milyon, abo! Hayır, tamam 4 abi, milyon. Evet, okudum, kabul ediyorum. Tamam. Oldu mu ses yükseltici? Okey, bir deneyelim. Yayın oldu galiba. Evet, bugün yeni bir video çektim. Ama arkadaşlar, bugün bir oyun videosu çekmiyoruz. Yok, arkadaşlar. O. Bugün çoğunuzun da bildiği Abo! Tosta Olabilir kanalı ismiyle. Geliyor mu size şu an? Geliyor. Nasıl? Çok mu az mı? İyi. Bir daha açsana. Evet. Bugün normal. Yeni bir video çektim. Ama arkadaşlar bugün bir oyun bir hafif şey var ha. Hafif bir ergenliğim. Ergenliğe girmeden ses kalınlaşıyor muydu? Evet. Benim bildiğim kadarıyla sesin kalınlaşmasıyla ergenliğin bir İç içe geçişi var. Çok yanlış bir şey söylediysen benim ağzıma sıçarsınız yorumlarda da. Ne bu çocuğun 15 olduğuna inanmadık çünkü biz sesle yazdıklarını okuyorken. 11 gibiydi. İmkanı yok oğlum. İmkanı yok oğlum. 15 olmasına yani. İmkanı. Düz çekmiyoruz arkadaşlar. 15 yaşında olan bugün... bunda benim zaten. Okey, neyse ki bak şeyden korkuyordum. Sesi çok açmayacaktım. Sesi çok inceyse YouTube zorbalıktan yok eder de beni, şey değil. Aa abi podcast lan bu. Ekranda hiçbir şey çıkmıyor. Sadece konuş. Kara ekran hepsi. Neyse. Çoğunuzun da bildiği Tosta Olabilir kanalı ismiyle. Dur, Türkçe çevirisi var mı bunun? Aha. İşte bu. İşte bu. Bunu büyütebiliyor muyuz? Ortaya taşın. Normalde ismi Rina olan, en azından bizim bildiğimiz kadarıyla olan kanal. İsmi Rina dedi. Karanlık tarafına konuşacağız. Karanlık tarafına konuşacağız. Bakalım. Yarrak yenge. Şimdi ben bundan aylar öncesinde bu Rina'nın sunucusuna girmiştim. Daha sonra yazım yanlışlarıyla dalga geçmeyin, bu otomatik. Tamam. Ona bir homofobiklikle alakalı tartışıyorduk falan. Başka insanlar da vardı. Ama bu Discord kitlesi o kadar toksik, o kadar cringe'di ki arkadaşlar. Böyle homofobik olmayanları dışlıyorlardı. Allah Allah, neden acaba? Allah Allah. Allah Allah, neden öyle olmuş ki? Öyle mi? Öyle mi olmuş? Öyle mi? Pardon. Daha sonra onlar dışı. Cem, üyeysen girebilirsin. YouTube'unu bağla. Direkt. Ha, linki mi istiyorsun? Dur, linki istiyorsan dur atayım. Derek mi sordu? Derek sordu. Al, attım. Abi çocuk zaten sunucuda ama rolü yok. Abi sen tabii. Kaç paket sigara içiyorsun? Sesin harbi onu. O nasıl bir ses? O nasıl bir ses kanka? Çiğdem için zaten düğüne geldi, ona yazıştık. Tamam. Rina geldi. Yaşa. Tamam arkadaşlar, şimdi küçük bir detour yapıyoruz burada. Bahsettiği o yazışmayı ben göstermek istiyorum, homofobik yazışmasını. Spring Bunny ile olan Discord'da. Onlar da çünkü komik. Yalvarıyor bu. Böyle çok komik. Yalvarmaya geçiyor anında. Abi ne olur banlama. Abi gayler ölsün ama ne olur banlama abi falan. gayler ölsün demedi bu arada. Bu arada sesi bir 13 gibi var ama. 12-13 gibi var ama sesi. Dur, oğlum, streamer modu kapatmam. Streamer modu nereden kapatıyorum? Okay, kapattım. Okay 400 şey. Okay, size de göstereceğim, durun. Change windows. Kanal sohbet. Okay. Okay arkadaşlar bakın. öyle. Abi yayının sesini kapatın, yankı yapıyor. Dur be. Bir tam ekran yapacağım, siz merak etmeyin. Eski mesajlara bakalım. Tosta abi bence işte Yoruf'u bitirmek için bir birlik kuralım falan, bana yazdığı şeyleri yazıyor. Sohbet falan. Abi bir yankı yapıyor evet. Birinden. Bakın öldüreceğim. Kimse de yapmıyor bu arada. Ağır bir ses de gözükmüyor ama. Böyle şeyler. Dur benden yapıyor. Senden yapıyor aynen.
Babamız nöreliyse bulursa öyle bir şeyler yazıyor abi. Bir şey yapalım. Bir jumplayacağım şimdi mesajlara. Umurumda değil evladım. Ne oluyor? Benim hayatım boş değil dedim. Homofobiklik çıktım yine. Ne diyor bu oğlum? İlk mesajını eksene mi? Ha yok, ilk mesaj değil ya. Dur bir konu. Homofobiklikle ilgili konuşma. Ha okey okey. Buradan devam ediyor sanırım. Hocam bir profilini göstersin. Aşırı komik bu arada. Proof fotoğrafını ben komik buluyorum. Kulaklı Freddy ama. Golden Freddy ama. Yok, kulaklı Freddy Freddy'den Spring One yapmış. Çok mantıklı. Tamam. Komik. Ne bana? Abi o kadar şey ki çocuk. Vekban yazınca niye kimse bir şey yazmıyor? Ne bana? CSGO bana. He tamam. Bir an sunucudan ban yiyeceğim sana. Abi bak bu çocuk CSGO'dan Vekban yemiş. Tamam mı? Ve bir çocuk Vekban yazdığı için tamam banlanacağım sandım, çok korktum. Allah korusun falan. Öyle bir eli ayağı titremeye başladı. Ya kanka ciddi misin? Yapma ya. Bu ne abi? Ya, bir de, ya, niye durup dururken böyle bir fikir gelmiş ki aklına? Ha, evet bu arada. Tost banlamayacakmış gibi geliyor beni. Bana dur. Durduk yere banlanmaktan falan. Yani Tost beni banlamaz mı? Paranoyak olmuş herhalde abi. Valla biraz galiba banlayacak. Şimdi banlayacak olsa banlardı. Ha doğrudu bu şey. Bir önceki gün. Homofobiklik konuşması nasıl? Önceki gün. Sonraki gün bu. Dur oraya gidelim. Uyanıyor böyle. Tost beni banlamadı değil mi? Bugün. Aynen. Eli ayağı titredi şu çocuk. Çocuğun eli ayağı titredi. Deniz bir mute atsana kimden yankı yapıyorsa. Ya yayından şey yapıyor. Ayrıca şey yayında şey yapsana, değiştirsene. Efendim? Twitch'teki yayında diyorum. Chat'in yerini değiştirsene. Ya bunları okuma. Aa ekranı yamulttum. Dur tamam. Chat bugün var yarın yok abi. Kapat chat'i. Kapatamıyorum chat'i. Ha uyarık tamam. Yayın oyun var mı? Oyun oynayacak mıyız? Hay bin kunduz dur. Tamam chat şu an yok. O bakarız abi onu dur be. Deniz banlamacı oynayacağız. Buradaki aynen. Ne yapıyorsunuz? Hiç. Tek tek gelin lan. Ne oluyor? Babam benden nefret ediyormuş. Aynen Morello LGBT arkadaş babası ile ilgili sorunlarını anlatıyor. Buradaki çoğu kişi LGBT ile daha önce başka biri söylemişti. Dolarla ilgili konuşuyor. Yani buna şaşırılacak bir şey yok. Aynen. Morello gereksiz yükselen biri. Morello'yu da azarladım ben özel olarak DM'den bununla ilgili. Çok sinirlisin diye. Sadece bu olayla ilgili değil de işte. Buradaki çoğu kişi LGBT'li galiba diyor. O da diyor ki LGBTQ birey demen gerekiyor. Sevmiyorsan çık kanka. Aşırı defansif, gereksiz. Bu ne abi? Yani bunda aha Cosmic 1.90 gönderdi. Çok teşekkür ederim. -$10. Onu anlatayım mı sonra? Bir dakika dur tamam anlatırsın. Dur şuna bakıyoruz. Dikkat dağılmasın. Buradaki çok kişi LGBT'li yanlış bilgi bu arada. Sunucunun çeyreği falan LGBT'dir. LGBT'dir. Neyse işte. Sonra işte bak varsayımda bulunuyor LGBT ya, bireye. Bak bir dakika varsayımda bulunuyor LGBT'li demek yerine LGBT işte birey dediği için neyse. O da diyor ki kendi ifşalı diyor ki sevmiyorum ama çıkmak da istemiyorum. Ben konuşuyorum işte bu tartışma dur şey yapayım yapamıyorum. Ne cetirili 0 bir dakika. Abi arkadaş söylemişti haklıdır şimdi ya. Sevmiyorum ne demek abi? Seni ölmelerini mi sevmiyorsun dedim ben. Çıkmak istemiyorum. Sen çok sevdiğim YouTuber'sın. Aynen bak çok cringe bir tartışma oluyor. Ben söylediği mantıksız bir şey olduğunu anlatmaya çalışıyorum diyor ki. Hani konuşursan ban yerim ben susacağım. Seni çok seviyorum Tost abi lütfen banlama. Sevmiyorum ne demek? Çıkmak istemiyorum. Çok şey abi.
canlı canlı yakın şu homofobik yaratığı diye çok gaza geldi bu da ya. Neyse işte yürü git diyor o da. Soruma cevap ver dedim. Anlamak istiyorum seni sadece dedim. Moralo sus bir dedim. Sonucudan çıkmak istemiyorum. onu sormadım. Neyi sordun Toast? Dikkat derece alması gerek bu çocuğun. Bak tanıyı koydum. Çünkü konuşamıyor da. LGBT sevmiyorum dedim. Bu ne demek? Onu sordum. Yani şahsen LGBT saçma buluyorum. Kız kızı aşk, erkek erkeğe aşk falan. Ben ne demişim? Saçma bulmak ne demek yani? Sence öpüşmesinler mi? Çünkü böyle malı anlatır gibi. Öpüşsün mü öpüşmesin mi? Öyle şey yapıyorum. Ayıp abi, ayıp. Öpüşsün mü öpüşmesin mi? Değişik bir kişilik. Bizim dini normlarımıza çok aykırı. Yani Toast lütfen banlama ama... Bak, yani Toast lütfen banlama ama çocuk doğmuyor ne de olsa. Hem bence bir Türkiye yakışmaz. Vallahi arkadaşları dışlamıyorum. Sadece saçma diyorum. Abi sen böyle sohbete katılsan ben 7-24 burada olurum. Aga be, Spring Bunny 7-24 burada olurum diyor. Çocuk doğmayınca birliktelik olmamalı mı ve Türklerle ne alakası var? Osmanlı zamanlarında da yapılıyordu deyip atıyorum. Ben banyayacağız diye korktum. Öyle bu sansürlü bir şey olmaz buna. Hatta iki erkek sıkışırken bir anlam türkü falan çalıyorlarmış arkada. Destekliyorlarmış. Öyle çok garip Osmanlı çizimleri var. Yani isterse olabilir tabi LGBT. Çok yanlış zamanda doğmuşuz ya. Harbiden değil mi? Osmanlı'da doğmak vardı. Neyse işte benim umurumda değil desteklemek desteklememek falan diyor biri. Ben de onunla ilgili uzun bir şey yazıyorum burada. Sonra bu LGBT olayla ilgili bir konuşmak istediğim konuştuğum bir video yapmak istiyorum. Böş tarzı çünkü beni öfkelendiren şeyler var o konuyla ilgili de. O şey çok girmeyeceğim o şeylere şimdi. Kadınla erkek evli olsa çocuk doğmak istemese ne olacak? Çocuk doğurmak zorundalar mı? Diyorum Spring Bunny abime. Toast vallahi özür dilerim. Tabii kadın erkek istersen doğurmayabilir. Ama yalvarırım banlama. Seni çok seviyorum. Ne desen haklısın. Pardon. Ben de şeyi deniyorum. Yaş kaçlıyı deniyorum. Çünkü 13'ten küçükse banlıyoruz yani. 15 diyor. Yalvarırım Toast. Bir de kaydırmış bunu. Nasıl yapmış lan? Nasıl yazmış bunu? 15 yalvarırım Toast. 15 nokta yazmamış mı? Abi, çift boşluk galiba. Hayır. Geriye kaymış. Normalde buradan başlıyor ya mesajlar. Bak. Buraya gidemiyorum bak. 15 ayrı bir varlık. Oha. Chat'e açayım bu arada. Dur chat'e bakayım direkt. Dur chat nerede? Chat nerede? Lan chat yok. Ananı sikeyim. Ha. Okey chat. Chat'e açtım. Okey gelir şimdi. Abi sohbet ediyoruz. Ne yalvarıyorsun? Banlama diye Toast. Sonra birinin mesajı silinmiş. Evet haklısın. Toast lütfen geri gelip cevap ver. Çok gerildim. Ben yani ne yalvarıyorsun sohbet ediyoruz dedim. Bundan saldırgan olmadığımı anlaması gerekiyor. Yani 15 yaşında saf biri konuşayım söylediğin saçma olduğunu anlasın. Direkt de banlamadım. Genelde böyle yazanları öğretmeye çalışmıyoruz. Ailesinden eğitim almamış. İnternette çok bulunmamış. Hayatı FNAF olan loser bir çocuk. Olgun falan değil. Hani genelde böylelerini banlıyoruz. Böyleleri de çok geliyor çünkü. Ben düzgün bir şekilde konuşmak istedim bu sefer. Niye banlamak istedim? Ne diyorsun abi? Anlamıyorum seni. Var bir anlaşılıyor. Toast lütfen geri gelip cevap ver. Çok gerildim. Boş boş konuşuyordun. Ban korkusundan değişti hemen. Evet diyor bir de. Kabul ediyor. Oğlum sakin oluyorlar. Olamıyorum. Elimde değil. Tospanlar diye çok korkuyorum. Şurada bir sevdiğim YouTuber'la iletişime geçtim. Nasıl sakin olayın banlama konusuna karşı korkusuna? Aa, İspik geldi. Hoş geldin. İspik hoş geldin. Ban yemez yayarsam. Mantıklı ama sakin ol. Olamam. Öyle deliriyor burada. Vallahi billahi çok geliyorum. Ben geri gelip bir şey yazmadım. Bu kudurdu delirdi kendi kendine. Bana önce hayattan da mı banlıyor? Abi burada bırakıyor tırnaklarını kemirmeye başlıyor. Acaba banlayacak mı? Ertesi gün çok korkuyor. Bak burada yazıyor. Toast çevrim içi bak uzun uzun. Bana mı dedin? Banlanacak mıyım? Birkaç saat önce konuştuk. Ama bak bir kişi isterse homofobiklik olur ya da olmaz.
Bir dakika ha bak ne demiş? Beni banlar diye. Gay olmaktan mı korkuyorsun? Beni banlar diye. O zaman homofobik olma. O kişiliğe bağlı. Bir kişi isterse homofobik olur ya da olmaz. Kimse zorlamıyor ol ya da olma diye. Herkesin hör iradesinde kalmış bir şey. Ya Spring Bonnie racon bu arada ya. Ya o kişiye bağlı. Bir kişi KKK'ye katılmak istiyorsa. Doğru da. Ya pala siktir git tuşlara basamıyorum senin yüzünden. Orası çocuğu pala. Ha sağ ol pala. Siz göremiyorsunuz. Yayında çıktı o. 15 yaşındayım. İstersen yemek ye falan. Acıktın mı yemek ye, saçlı sapan konuşmalar. 50 santim falan ne diyorlar oğlum? Daha not ortalaması. Yemek yemeye gidiyorum. Bye bye. Ha CSGO bana muhabbeti burada açılıyor. Okey. Neyse çocuğun mesajları gösterdik. Sonra çocuk durduk yere DM'den bana kendi sonucunu linkini attı. Sadece bir kişi var içinde kendisi. Ben de banladım DM'den reklamdan. Çünkü hani salak çocuk. Sonra da DM'den taciz olayları başladı. İşte onları videoda gördünüz. Şimdi de sonunda şu videoyu izleyebiliriz. Yüz be. Sonunda. Lütfen bir dakika bakın. Lütfen başka bir şeyle uğraşıyorsanız mikrofonunuzu kapatın. Gözünü seveyim başka bir şeyle uğraşıyorsanız. Tarık senin kameran çok abi. Rahatsız ediyor abi ya. Minecraft introsu var adamın kamerasında. Abi. Nasıl bir şey soracağım? Hı, evet. Bu cyberbullying'e hafif girdiğinden Twitch'ten ban yemezsin değil mi? Bu cyberbullying değil. Kendisi 15 yaşında. Ben de ona çok yakın bir yaştayım. Bu sadece akran bullying... Ha o da olmuyor doğru. Neyse. Tamam. Adam evde şu kadar bir folyo bulabildim. Jaho'nun Yiğit Alp Çavdar izlerken yaptığı gibi IQ kalkanı yapacaktım da bu kadar yapabildim. IQ'm düşmesin diye kafama folyo sarıyorum şu an. Evde bu kadar folyo kalmış. Twitch'tekiler görüyor şu an. Siz YouTube'da şey seslekiler alayın. Ha. Arka planda şeylere çık ya. Anlatıyor çocuk ama. Arka planda sekmelere çık ya. Onlardan hiç rahatsız olmuyor mu? Abi izleyeceğim videoları kapatacağım şimdi. Sus. Tamam. Da. Tamam neyse aynen buradayız. Şey şimdi Deniz anlatmıştı olayı. Devam edelim. Onlar dışladığı için zaten dinle geldi ona yazıştık. Peltek mi çocuk? Pertek olmasıyla dalga geçersen banlarım seni. Hani yok ya, seçemiyoruz ya. O özellikleri. Ayrıca peltekse ben fark etmedim. Sadece konuşamıyor. Yani Enes Batur direkt. Da peltek şimdi ya. Ben onu Enes Batur peltek ama bir nesil izledik onu yani. Enes Batur sevmiyor çünkü mal adam. Mal olduğu için sevmiyoruz Enes'i. Daha sonra işte zaten. sabah uyandığımda yatmıştım. Evet abi. Kesin beni bağlayacak diye korkuyordum. İşte evet, ben ona davet atmıştım ama bu davet atmanın işte reklama girdiğini yemin ederim bilmiyordum arkadaşlar. Daha sonra Rina tabii ki beni sunucusundan banladı. Şerefsiz Rina, nasıl banlar seni? Ne demek 15 yaşına geldim ve FNAF dışında hiçbir bok bilmiyorum. Adamın kaç kere ban kelimesini yazdığına baksana soruyu. Olur mu öyle şey bu ya? Olur mu ne demek? Abi. Kuralları niye okumamış ki kanka o zaman girdiğinde? Deniz Eyici abi. Evet abi. Çocuk şey yapmış. Yani ben de 15 yaşıma kadar FNAF dışında hiçbir bok bilmeyen. DM'den link atmadan falan reklam alınacağını anlamayan. Ben de bomboş bir adamım senin gibi. Ben onaylıyorum. Ben like attım bu videoya abi. Daha sonra Nero diye birisi de vardı onun sunucusunda. Biz Nero'yla tanışmıştık böyle. Bu Dina sırf işte Nero animasyon yapmış diyeyle alakalı. Nero ile işte sesli sohbete girmiş. Ben ona belli mesajlar atıyordum. Mesajlaşmaları videonun sonunda sizlere göstereceğim. Yani belli mesajlar atıyordum. Göstermemiş. Bir mesaja cevap vermeyi bile çok görüyordu. Çok görüyordum. Aynen. Belli mesajlar da şunlar arkadaşlar. Belli mesajların question. Bak 25 dakika falan anca okudum mesajları ki hepsini okumadım. Belli mesaj. Hayır bu bir taciz ama okuyayım. Bu yaptığın taciz senin. Arkadaşlar çok nadiren cevap veriyordu. Discord'umda hani ben Tostistan'da Sesil'deyken sen gelsen
Deniz. Senle de sesli sohbet etmiş olacağım hani. Nero'yla sesli konuştuğumu hatırlamıyorum. Konuşmuşumdur. Bunu şey olarak anlatıyor. Çok büyük bir olay. Sen nasıl Nero'yla telefonda konuşursun da benim sana DM'den tacizlerime cevap vermezsin. Hani o kadar büyük bir şey değil ki. Yemin ediyorum çok şey ya. Bilmiyorum. Neyse abi haklısın. Haklısın Deniz abi. Nero'yla sesli sohbet yapmış. Bana bir cevap. Alo. Alo. Oh çok korktum. Yine internet gitti sandım. Hiç kimse hiçbir şey demiyor. Altıma sıçtım amına koyayım. Sana saygımızdan dinliyoruz kardeşim. Abi bile çok gülüyordu anlayacağınız. Kısaca biz bundan ne anlıyoruz? Bu adam bildiğiniz takipçi ayrımcılığı yapıyor abi. İstesem ya. Abi. Nasıl yaparsın lan? Nasıl olur lan? Kaç üyelerinin sadece sesi gitmesini açtılar. Sen ne kadar üzücü bir herifsin. Video kaç izlenmiş? Pastel sinirli misin buna? Kızdın mı Pastel? 27. 27 mi izlenmiş? Elini al böyle göster. Çok izlenmiş ha. Elimi alsam hoşlanmıyor. Pastel ne düşünüyorsun bununla ilgili? Pastel'e zoom yapıyorum. Ne düşünüyorsun bununla ilgili? Ben görmüyorum. Siz tabii görmüyorsunuz. Ha Twitch baktım göremiyorum artık. Derix. Ha efendim. DM'e bak. Bu nasıl bir ses çok korkunç bu arada. Abi bu arada you want some drugs kid diyecekmişsin gibi hissediyorum Smalte. Yani özür dilerim. Yeni kalktım o yüzden sesim böyle. Tamam sorun değil oldu. Takipçi. Bu arada bak Deniz benden bu adam diye falan bahsediyor ama bak DM'leri gösterdim. Bana en son attığım mesajı Insta'dan şey. Biri bana dal yarak fanboy sen çöpsün yazmış. Onu dalga geçmek için paylaştım. Onun altına şey yazmış. Sana çöp diyen çöptür. Kardeş seviyoruz seni falan. Hani. O kadar tutarsız ki çocuk. Bak part 2'de var. Telefon sınıfı part 2'de. Tost seni çok seviyorum. Bana mesaj atma dedikten sonra. Seni seviyorum Tost. Ananız kim? IQ maskelmişti. Tost seni seviyorum. Tost seni çok seviyorum. Tost lütfen cevap ver. Tost bana cevap vermen için ne yapmam lazım? Tost seninle samimi olmak istiyorum. Arkadaş olmak istiyorum. Tost cevap vermezsen hakkında ifşa videosu paylaşacağım. Tehdide geçiyor sonra. Sonra tehdide geçiyor. Nefret arasında gidip geliyor böyle. Hem aşık hem de senden nefret ediyor çünkü sen onunla konuşmak istemiyorsun. Evet. Ayrımcılığından farkı hiç yok bunun. Bir de evet abi. İşte bir tane Bismillah. İnsan, bir tane adam daha vardı. Saf dilin sikiydi. Bir de ayıptır söylemesi. Yavşaktı da. yavşak dedi. Dur bir dakika Deniz. Oha. Ne diyor? Ama yok şey Tost abi çok kötü bir insan o yüzden. Bekle. Nerede bir dakika. Aslında animasyon yüzünden tanıma da birkaç kez konuşmuşluğum vardı. Kalp atmış. Tamam. Ona da kalp atmış. bu arada tamam. Lokum Limon diye bir hesap cevap veriyor bu yorumlara. Onu fark ettim. Galiba şey. Yan hesabı. Yan hesabı değil mi? Değil mi? Yan hesabı. Diğerlerine çok... bak. bak aynen. Çok istiyorsan haftaya pazar ekran kayıtlarının olduğu bir video gelebilir. Haftaya pazar. Haftaya. Öyle demeyin şimdi. Annesinin haftaya hesabı haftaya. Olabilir. Evet, telefondan farklı, bilgisayardan farklı. annesininkiydi. Bilgisayarı bile yoktur eminim. Smalti ne oldu? DM'e baksana çocuğun. Supercell Make Costume'ını buldum. Smalti biz bunu bulduk daha önce. Ben çok girmedim de Supercell Make programına da katılmış Insta'sında. Insta'sından FNAF editleri var. Çok artık o da zorbalığa girer diye çok göstermeyeceğim onu yayında da. Hani FNAF editleri var. Kendi fotoğrafları var. Evet. Fotoğraflarını hep tüm akrabaları ananı sikeyim yine şey düştü. Annesini bulduk biz onu. Annesi bulduk da izleyiciler buldu. Hiçbir şekilde hesabına girmeyin. Sadece abicim. Bakın. Bilemedin ki. Abi bak çocuğun hesabında FNAF editleri kendi fotoğrafları var. Fotoğrafların hepsinin altında işte ailesi canım oğlum falan yazmış. bir de şey böyle garip şeyler paylaşıyor. Onu da göstermeyeceğim. Çocuk çünkü. Hani o kadarına da inmeye gerek yok. Hakkında video yapmış. Ona cevap veriyorum. Evet abi. Tost olabilir ifşa et abi. Bu arada şu an şimdi size anlatayım. Bu adam şimdi. Gerçi adam olduğu da pek söylenemez. Oho. Şimdi... Benden bahsetmiyor. Benden bahsetmiyor galiba. Burada bir dakika. Benden bahsetmiyor galiba. Saftirin biri vardı demişti. Durun. Aynen. Bana yavşak dediyse çok komik olur bu arada. Vardı. Saftirin tiki bir de işte bir tane insan bir tane adam daha vardı. Saftirin tiki de bir de Saftirik ağır konuşmuşsun. Ayıptır söylemesi.
Yavşaktı da. Deniz Eğici abi deme öyle şeyler abi. Deme deme o. Deme abi deme. Sana zorba. Sana zorba. Bayağı. Şimdi size anlatayım. Bu adam şimdi. Gerçi adam olduğu da pek söylenemez. Bu şimdi. Kendimi öldürmek istiyorum. İşte size. Beni homofobik olduğum için dışlayanlardan biriydi. Aman yarabbim. Moral adam bahsediyor büyük ihtimalle. Evet, abi. Tost olabilir. Homofobik insanları dışlıyor. Yazıklar olsun. Ne demek homofobikleri dışlarsın? Ben bir daha izlemem aga. Ben bir daha. Ama o zamanlar homofobiktim. Ben bir daha izlerim. Nasihat vermişti. İşte o zamandan beri homofobik falan değilim ben. Helal olsun be. Helal olsun. Çocuğu convert demişim. Vululu. Çocuğu çevirmişiz doğru tarafa. Ya işte bu. Ne demek olduğunu bilmeyenler internetten araştırabilir bu arada. Şimdi homofobik olduğum için bu gariban beni işte sürekli dışlıyordu. Gariban mı? Bir dakika ne? Yanlış kelime. Yanında başka bir dışlayanlar da vardı. Ondan sonra bu kendisine resmin vardı. Resim yeteneğim olduğuna inanmıyordu ama. Ben fotoğraf atamıyordum internet çektiği için. Bu sürekli bana laf atıyordu böyle. İnternet çok çekici. Seni sevmiyorlar diye. Daha sonra işte. Resim yeteneği hala yok. İşte ben Dina'ya şikayet ettim buna. Ama ya banlamamış. Yani kurallarda bu aykırı yazıyordu. En azından Nero öyle dedi. Yani başkasını dışlamak homofobik olduğu için. Abi ne suç. Yapıyorsun? Suç yani suç. Bu Dina'da gitmiş adımı banlamamış. Güya arkadaşıymış ki zaten Nero da arkadaşı dedi. Nero'nun da... Anlamıyor o kadar şey ki neyse. Aynen. Suç yani suç. Bu Rina da gitmiş adamı banlamamış. Güya arkadaşıymış. Keza... Rina da gitmiş adamı banlamış. Morello çizimiyle dalga mı geçmiş Deniz'in? Ben böyle bir şey duymadım ki. Nero da arkadaşı dedi. Nero'nun da kim olduğunu size videonun sonunda göstereceğim. Hiçbir bok göstermiyor bu arada. Siyah ekran lan. Yani abi sen bu insanın nasıl arkadaş olabilirsin ya? Ayrıyeten o... Herkese videonun sonunda gösteriyor. Diyorum ki bu acaba şey çocuk olabilir mi? Hani bir tane Spring Bunny fotoğrafına falan 8-bit efekti falan atmıştı hani. Yok değildir. Olsa söylerdi onu. Adam yerine koymadım. Dışlayan kişi alakalı bir şey söyleyeceğim. Yani o bence kendisine benzemeyen birinin sunucusunda bulunmasın abicim. Yani Discord kitlesi zaten ayıptır söylemesi bok gibi. Ben zaten sırf yüzüne ile konuşmak için sunucuya girmiştim ama bin pişman oldum, adapte oldum. Çünkü çok gençli abi sunucusu. Hele ki Rina'nın yaptığı bu takipçi ayrımcılığı var ya, benim iyi ki sinirim son katta arkadaşlar. Yani bu video normalde işte başta bir eleştiri videosu olacaktı ama şimdi direkt söylüyorum yani arkadaşlar. Siz de onun karanlık tarafını görmüşsünüz yani. Gördük arka, evet böyle Rina, Rina'nın karanlık tarafını görmüş olduk. Çok teşekkür ederim Deniz Yeğici. Karanlık tarafı ne biçim? Sizin kendinizi benim yerime koyun. Şimdi koydum başkasını arama, sırf çok güzel bir animasyon var diye başkasıyla sesli sohbet yapıyor. Sizin mesajlarınıza çok nadiren cevap yazıyor. Bu ara evet amına koyayım bu olabilir lan. Ayrıca bu olabilir yarrağımı yiyin bu arada. Biri çok güzel animasyon yapar, biri profilinde Spring Bunny olan tanımadığım 15 yaşında bir çocuktur animasyon yapana daha çok ilk göstermem normal değil mi? Sen kimsin ki? Sen ki tanımıyorum oğlum seni. Post oğlum bak sen en azından şey yapıyorsun, cevap veriyorsun. Bazı yani nasıl desem YouTuber'lar vermiyor bile cevap mesela. Cevap vermemeleri de gayet normal bu arada. Yani çok kişi yazıyor abi insanlara. Ben elimden gelince cevap vermeye çalışıyorum mesela. Evet. Şey buna karışmamış resim hakkında. Ben onun mesajlarına baktım. Başka birisi galiba demiş. Ya da hiç böyle bir olay yok. Çocuk harbiden şizofren. Üzülmez abi? Üzülmez misiniz? İkinci ayrımcılığı yapan birine abone olmak sizce mantıklı mı? Valla evet. Bence hiç değil. Öyle. Bence işte evet. Tost olabilirin abone sayısı birden sıfıra düşüyor. Ki zaten mantıklı birine de yok. Yani abone olmaya değmez. Sonuçta iki tane başka takipçisini sizden üstün görüyor. Onlar da takipçisini. Evet. Nero Deniz Eğice'den üstün biridir. Bunu açıkça söylüyorum şu an. Hiçbir alakası yok. Nero'nun yazdığı mesajı sen bana yazsan Discord'dan ya da sesliye girsen ya da chat'e yazsan yayın sırasında aynı tepkiyi alırsın benden ama şu an söylüyorum. Bu yaptıklarından sonra sen bir hiçsin. Bak Nero en azından animasyon falan yapıyor. Ayırıyorum lan seni Deniz Eğici. Nero senden daha iyi bir takipçim. Hatta sen bok çiş kakasın hatta sen. Hadi bakalım.
Oha çok ayıp kelimeler. Takipçi sesi takipçi. Takipçi sesiniz. Yani yine abone olmakta ya. Hiçbir faydası yok bence size. Hatırladım tamam. Abonelikten çıkın bence. Ben de çıkacağım zaten. Nero'dan görmüştüm ben bunu. Bu kadar lan bu kadar mı? Bu arada ben hiç şey göstermedi. Fark edince bayağı ağladı ben sana söyleyeyim. %1 milyar ihtimalle bu ağladı. Çok ağladı fazla. Bu arada. Evet. Aa, yorumlar geliyor. Yorumlar geliyor. Abi yapmayın yapmayın. Yorum yazmayın şu çocuğa yapmayın. Şey yazacağım. Çok doğru yapmışsın. Deniz Eyici abim tosulabilir. Lütfen banlama yaz sonunda lütfen. Lütfen banlama yaz. Lütfen beni kanaldan banlama yaz. Çıktım. Lütfen banlama beni. Bir tane yorum yazdım ona baksana. Çok güzel bir yorum. Ne? Benim yazdığım yoruma bakma çok ufak bir yorum yazdım. F2 atsana. FNAF 2.5 gece speedrun ne? 2.5 nasıl? Aga çok değişik videoları var. Dur. Bunu bana bunu bana atmıştı ve demişti ki abi şey mi güzel teorim olmuş mu diye bak inceleyelim mi? Evet bugün ben bunu izleyemem ben bunu izleyemem çok fazla background sesi var çok güzel yapmışsın dislike attım ben bu yorum dislike attım. Öncelikle karşınızdayım bugün sizlerle birlikte Shadow Anime skek yapıyor arkada. Çok güzel teori olmuş abi. Seni sevmeyenler görsün. Bir ispik geldi. Merhaba ispik. Post olabilir. Onun bir şey var mı? Haber. Dur ispik. Şunu sileyim. 4-0 tamam. Böyle. Yeni yorumlara baksana bir ne yazmışlar. Evet. Bakalım. Newest first. Ya şimdi çok kötü bir şey şey yaparız falan. Bir insan ancak bu kadar otistik olabilir. Ya telefon çalıyor bir saniye. Otistik kelimesini akartada kullanılması hoşuma gitmiyor. Hayır çıkmayacağım asla. Çok istiyorsan hafta yapalım. Lokum limonda video var mı? O var. Ne? Hayır. Brawl Stars Roblo aynı çocuktur inanırım. Aynı çocuk. Yeni mücadele bir maç. Bir dakika bir tane short videosu vardı ama. Abi vallahi hiç tıklamak istemiyorum biliyor musun? Aa biliyorum onu. O ben... 16K izlenen Brawl Stars Challenge videosu vardı ya. İyi bakalım. Freddy nasıl yenilir? FNAF ağır yenilir. Neyse IQ'muz bugün de düştü arkadaşlar. Bayağı düştü ya. Okulunu niye boyutunuz? Yayını kapatacak mısın? Niye? Sohbet edelim ya. Cepbox oynayabiliriz nereye çağırıp. Ne diyorsun? Cepbox oynayabiliriz nereye çağırıp. Yok. Yayında yapmak istediğim bir iki şey daha var yayında. Aga açıklamasında şey yazıyor. Umarım beni seversin çünkü ben seni çok seviyorum. Bir dakika ne şimdi fark ettim. Ananı sikiyim. İşte. Hakkında. Kanalın hakkındasına bakar mısın? Abi. Hem bunu yazıyor hem de videoda götümü sikiyor. Diyor ki hani ben böyle birini takip edemem. Çok kötü biri. Yayın bağlanmış. Aa, yayın yeniden bağlanmış. Tamam. Süper. Ya buradayım ben. Buradayım. Siz de burasınız. Ben de buradayım. Bağlanmış. Tamam. Süper. Evet be. Buranın altyapısı yarram gibi. Hayır yarram gayet güzel. Hakikaten yarram da güzel değil. Doğru. Neyse. Yarram gibi buranın altyapısı. Özür dilerim arkadaşlar. Yine gitti. Neyse. Evet. En son şeyi fark ettik. Kanalının açıklamasına bile seni seviyorum tost olabilir yazmış ruh hastası. Ama videoda bana geçiriyor. Hani... Bir şey diyeceğim. Tost cidden bipolar çıkabilir aslında. Hayır herkes hayır. Öldürür sevdiğini şeyi. Bunun örneğini sürekli veriyorum. Müslüm'ü bıçaklamışlardı konserinde çok sevdikleri için. O kadar seviyor ki. Yayın geldi mi? Yayın geldi. Bilmiyor musun? Ben demiyorum. Dur bakayım. Tekrar mı gitti lan? Dur bakayım. Yok var. Yok var. Var tamam. Yayını kaldırıyor ya. Var yayın var arada. Umarım beni seversin çünkü ben seni çok seviyorum. Tost sevmiyorum. Deniz seni sevmiyorum.
Mesaj atma bana. Uzak dur benden Deniz. Engelledin mi? Bir de şey, açıklamasını etiketlemeye çalışmış seni ya. Şaka gibi gerçekten. Evet. Tamam arkadaşlar şey... bir saniye. Shorts'u izleyeceğiz şimdi. Ekran açıyorum. Çok mükemmel bir shorts bu arada. Dur. Spoiler vermeyin. Blind izlemedim. Spoiler'dan kaçındım şu noktaya kadar. FNAF Kral şey yapmış. Bu arada bak birinizi görevlendiriyorum lan üyeler. İşe yarayın azıcık. Şey yap. Pardon. Daha ne isteğimi bilmiyorsun. Bu şey var ya bak, bu videoda linkini gösteren iki tane şey var bak. Tost'un animasyonu mu yorumu, bir de benimle konuşuyor. İki şey var ya. Evet. Oturun yazın bu linkleri. Bir linki ben yazın, yazıyorum. Bulun bu klipleri. Tamam ikiniz onu yapın. Ben bölüşün abi. Biri üsttekini, bir alttakini ben sahiplensin abi. Alttaki benim. Tamam abi, onu yazın siz sohbet sitesinde. O sırada biz shorts izleyeceğiz. Abi iki kişi yapsın hadi. Dur yapıyorum. Tostoy belirle tamam hani 15 yaşında olduğunun kanıtları. 15 yaşında değilsem Allah belanı versin ulan. Allah yok yalnız abi. Ne? Ne? Oha ne dedi dostum? Onun hakkında video çekecek şimdi. Nasıl böyle? Abi bunlar kanıt değil ki abi. Kanıt. Ha şey diyor ki 15 yaşında değilsem Allah belamı versin. Ek olarak videoda göstereceğim diyor, göstermiyor hiçbir şey. Göstereceğim dediği kanıtlar bunlar. Bunların hepsini kendisi bana attı. Bunların hepsini kendisi bana attı zaten. Ben bunları videomda gösterdim. Aa klibi silmişler. Ne? Klibi silmişler. Evet, klibi silmişler. Ne klibi? Özelden attım baksana, klibi silmişler. Ben... Ha tamam şey okey. Şey doğru. Pardon. Ben YouTube'dan sildim o yayınları, yan kanala attım diye. İki yerde birden duruyor diye. Arşiv kanalında diye, canlı yayın kanalında duruyorlar hala. Tamam geri gelsen şeyleri yazın. Bir yorumlara girsene Nef başlatıp. Yeni yorumlar yazılmış. Bu uçlanmayacak gibi. Bir dakika. Ben bile geçeceğim ya. Bir dakika yazı yazmış. Kim yazı yazmış ya? Özelden mesaj mı yazmış sana? Hayır. Sadece iki cinsiyet mi vardır muhabbeti de. Ben bununla ilgili video yapacağım. Çok fazla şey var çünkü. Dezenformasyon var. Mesela Deniz baya Deniz Yahoo'yu baya gay erkek arkadaşı falan oldu zamanında. Ama diyor ki işte LGBT yürüyüşleri çok saçmıştı. Bununla ilgili bir şey yapmam lazım. Tüm yanlış anlaşılmaları gideren bir video yapmak istiyorum. Bir ara. Yakın zamanda değil. Teşekkür ederim. Ne demiş? Ben zamanında Rina ile tanışmaya, diyaloğa girmeyi çok istiyordum. Onunla Dafrina diye yazılıyor bu arada. Ufak tak minnak diyaloglarımız oldu da. Ben onun Discord'un Nero ile biriyle tanıştım. Twitch yerine telefon konuşması. Telefon konuşması değil amına koyayım. Değil telefon konuşması falan. Şahsen Nero'ya inanmak ve inanmamak arasında kaldım. Konuştuğu bana daha yakın geliyor. Bu yüzden Rina'nın Nero'ya tanıştığım cevap vermiyorsa çok büyük ayıp ediyordu. Cevap değil, taciz ettin sen beni. Bunu yapıyorsa ayrımcı adamdan farkı yoktur. Ama telefon devamını göstermemiş. Bu kadar. Shorts bu kadar. Şey yapmış mı? Yanıt vermiş mi benim yazdığım şeye? 31. Yok. Kalp atmamış ama. Ha yok ki görmemiş çünkü. Okey. Okey o zaman şeye devam ediyoruz. Diğer bebenin videosunu izlemeye.